Mutlu bir hayatın dinlediğiniz için. Ben kullanırım da aldım. Dur. Ne için tuttun sen? Yahan dinle de de. Yüzümden oldu. Bağışla Murat. Sakın yok inan ki eve gümeci topluyordu. Thank you.
bunu da yiyin, sen al. Tadın güzel be. Sizin kasabada da ne güzeller varmış Gico. Önce aşık numarası yaparsın, sonra da dükkana sermaye. Parça bu be, rakip pavyonun şarkını okuduk demektir. Hadi yürü. Atalım mı şimdi arabaya? Yolu yordamıyla, ormanı baltayla Gico. Her şey bir vakti saati vardır, yürü. Sana kasabadan çeyizler aldım. Bir gün vereceğim onları. Ben seni çeyizlik yaşayamıyorum ki. Neden seviyorum bilmiyorum ama sen kendini her şeyinsin. Bedensin, dayımsın, emrimsin. Neden olmasa babansın diyeceğim ama. Ah, her şeyinsin gülüm sen. Hayatta kalabilmemin tek sebebi sensin. Ümidim, ışığım, her şeyinsin sen yavrum. Bir tanem benim. Yavrum, bir tane. Ayşe, Gül Ayşe, Ayşe, gel. Sen Murat'ı seviyorsun değil mi? Yavaş, beni bakma. Sevmiyorsun demek. Onu da kim uyduruyor? Çok sevmiyorsan vazgeçsin Murat'tan. Sen ne diyorsun? Baba mı istiyorsun canı? Yok. Ondan vazgeçersen ölürüm ben, budala. Ama ya o senden vazgeçerse? Ne var ki? Bir sevdiği mi var yoksa? Var tabii. Ne? Kimi sevdiği? Kim olduğunu bilmem ama kasaba plajına gelen turist bir kızla kırışıyormuş işte. Ne? Kim söyledi? Bizim Fadime gözlerini görmüş. Fadime görmüş ha? Sorarım ben ona. Kız Ayşe! Ne oluyor? Kerkenim izledi mi daha? Peki anne. Bir çabuk annelere bir şey çıkarma. Yetimliği bırak da çabuk yukarı çık. Hadi diyorum sana. Şurada Murat'ım, bak nasıl kovalıyor turistin. Aa, gördük ya. Şurada yüzücük kovalar sen. Bak, bak nasıl kendinden geçiyor. Şimdi seni deli gibi seviyorum. Oğlumda ölebilirim diyordu. Şuna bak, şuna. Bana bak, dövme benim sevgilime. Turist ol, misafir. Onların gönlünü hoş etmeli. Gönlünü hoş edeceksin öyle mi?
Şaka yaptık. Seni deneyelim dedim. Ağlayacak ne var bunda? Sevginin derecesini ölçtü. Hadi ağlama sevgi. Polina dur, ben de senin sevginin derecesini ölçtüm ya. Yemize bir karar ölçtüm. Dur, bir dakika. Yine bayıldı. Yok yok, kafamı vurdum, ayıldım. Nasıl be? Afet oldu değil mi? Afet. Teşekkür ederim. Deli olan ana söyle bu yıl yaylada fazla iyileşmesin. Kızı da kimseye söz vermesin ha. Olur beyim emret. Ağam işini bilir. Senin gibi para babası bir çiftlik beyinden alasına mı verecekmiş sizini ha? Hadi. Tamam hadi. Hayır. Gel. Ha? Sen bendeki aklına bak arkadaş. Senin benim ağamı tam 7 kere satıyor abi. 7 kere. 8'de 9'de korkma. Bu kasabanın yarısı onun be. Uyan kas kafalı uyan. Vurma be. Zaten bir güne baktım var. Allah seni. O da gitti şimdi ne yapacağız? Atma hadi. Oh kayanladım. Aklım başıma geldi. Sarıl. Ne sarılması be? Sarıl diyorum. Sarıl ki kendime gidiyor. Sarıl. 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 Demek böyle. Böyle dedi ha? Vallahi senin önünü öpüyorum ki. Ne biliyorsun be? Sen kendi önünü öp, kaçık. Kızı kimseye söz vermesin. Mahmut Bey gibi bir bey, benim kızımı beğensin, istesin öyle mi? durduk emme. Turnayı da gözünden vurduk erken. Damlayı ver lan. Seni gittim. Bu yıl yaylada fazla kalmasın abi dedim. Niye? Gerçekten. Hadi gene içtinizi. Kurşun yemiş domuz gibi ne durdunuz be? Hazırlanın. Yaylaya tez gidip erdenelim bu yıl. Emir başsın abi. Thank you.
Dedeler. Bak hele. Allah'ın cezaları. Kız bu ne? Sende utanma ar haya yok mu ne? Tüh! Bu ne cesaret? Bir bey kızına benim çobanımı yatsın ha. Tez buradan git Murat. Bir daha gözüm görmesin seni. Terk et buralarını. Duydun mu yaylaları terk et. Bir daha yan yana hele bir gelin ikiyse de kıyarım. Vallahi kıyarım. Yürü çadıra yürü. Çek git dedik buradan. Defol. O senin büyüğün. Dua et ki büyüğümsün. Olmazsa ne alt yersin de bakayım. Büyüğümsün dedik. Büyük günümüz değil. Bana daha taşırma. Çok ileri gittin bey. İkisinin yanında bir erkek aslana yan baksan parçalar adamı. Doğrusu Murat bildiğinden de mert çocukmuş. Tam sana damat olacak bir erkek. Senin de kalbini kırarım Hasan Bey. Bu sabanımı layık gördün be. Sabanlı Allah kulu. Sonumuz kara toprak mı? Hiç övünme. Toprağa girince sultan da bir köle de bey. Şimdi kötü bir laf edecektim ama... Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi, tövbe. Nihayet sonunda sermayeyi kutuya yükledik. Şu hale bak. Hep ortağımın dalaverenler yüzünden bu hale düştüm. Onun yüzünden. Şöyle haksız mıyım? Haklısınız. İşleri günden güne azalıyor. Tabi azalır. Bu durumda azalmaz mı? Bu iş böyle yürümez. Onun çaresini bulacağım. İşe devam edin. Yayladan gelen habere göre çoban tezkereyi aldı. Kız sahipsiz demektir. Yayladan iniyormuş bir Ayşe. Birkaç güne kadar gidelim beraber. Ne demiş o filozof? Zaman her şeyi halleder. Meşhur meseldir oğlum. Sabreden derviş. Sıkıntıdan gevermiş. Burası fabrika kızım. Senin gibi ne utangaç çırakları usta yapıp piyasaya postaladık. Dört elle sarıl bana. Menfaatin, çıkarın, istikbalin benim, ben. İstikbalin sen olursan yuvarlanacağım usulüm ne kadar derindir Allah bilir. Ecelini mi susadın kız? Kim kim konuşuyorsun be? Namussuzum toz ederim seni, anladın mı? Toz! Gel buraya. Yo, katiyen olmaz. Tehditle, zorbalıkla bu iş yürümez ortak. Sen kendi çıkarın, kendi keyfin için aklına ne eserse, kimi gözün keserse elde etmeye çalışıyorsun. Hiç kimse bizim esirimiz, oyuncağımız değildir. Irz, namus giyinerek
ticaret yapılmaz. Ne demek istiyorsun arkadaş? Tabak takılarmaya başladın artık sen. Et diye karışırsın, süt diye karışırsın. Ne bu be? Aran kadar laf etme Rüdün Bey. Bana baksana sen. Ortaksan ortaklığını bil. Yere baksın böyle ortaklık. Ne koydun sermaye olarak şu pavyona? 3500 lira kazıktan sonra şu canım müesseseyi bak ne hale koydun. İçerideki müşteriye bak efendi. Böyle mi kazanacaktır? Lanet olsun bu ortaklığa. Senin gibi madrabazla artık çalışamam, anlaşıldı mı? Madrabaz mı dedin? Lafını geri al. Almazsan ne olacak? Ne mi olacak? 2.80 uzatırım ben adama, anlaşıldı mı? 2.80. İmdat! Katil var! Haydut var! Cani var! Bağırma! Bir vurursam elimde kalırsın. Elimde kalırsın. Kurtarın! Bu adam bar patronu değil, soyguncu. Namus düşmanı. Ben ister bu adamı, Haydut. Ne dedin? Abi uyma! Ne rahmet o? Raporlu bir kainata rezil edeceğim seni. Bu hakaretine düşünüp çıkaracağım senden. Katil, cani! Raporlu bir rüda var. Şimdi de yayla güzeli Ayşe'yi arama düşeceksin değil mi? Yağma yok. Yapamayacaksın. Bırakın gebertin şunu. Bırakın da gebertin şunu. Ya baba arama kusulalım. Göreceksin mi? Kusulalım. Ne dava etsinler bana. Bırak gösterin. Bırak sakin ol. Sen gittin, ben öldüm. Bir ay bu yavrum dile kolay. Geceler gitmez oldu. Bir dile hem uyudum mu? Ne zor senden ayrılık, ölümden beter. Sensin gibi kollarımda sardım Gülay Şema. Güzel yüzün, gönülden seslenişin. Bana baba diş. Ah, keşke ben senin öz baban olsaydım. Baban olsaydım ki. Sami kızım, hiç mi görmedin? Küçük küçük yavrum annesini boğduğum zaman götürdüler zindana. Ama tabii yandım, ölene de yandım. Fakat temizledim, temizledim. Alnıma sürülen kara bitkiyi temizledim. Ne olurdu yapmasaydı, şeytana uymasaydı. Yavrular yetim, babalar mahkum. Hayat çok kötü. Gülümü o kadar çok seviyordum ki her akşam gün batarken yanıma gülür. Yanağını yanağıma dayar. Babacığım, babacığım der. Seni o kadar çok seviyorum ki bir dakika yaşayamam senden ayrılırsam. Bir dakika ha, bir ömür boyu ayrıyız gülümden, gülümden. Sağ ol beni. Seni merak ediyorum. Ne oldu acaba? Şimdi ne oldu? Neredeyim? O benim ruhumda, kalbimde, göz bebeklerimin içinde, göz bebeklerimin. Her an karşımda sanki. Karşımda mı? Nerede demektir? Şey yavrum, sana o keyifleri hemen getireyim mi? Para da biriktirdim. Ne kazandım senin yavrum? Yavrum benim, Gülayşım hadi getireyim onları. Sakla sandığında. Babam bir görürse öldürür beni. Kim aldı ben? Hayalim benden başı hiç çocuğu olmadığından mı nedir? Üstüne öyle tutuyor ki. Bak ne yapmak olan diye evlendirmiyor beni damsız baba. Evlendirmiyor ha, çok yazık. Murat ne yağız, ne mert, ne iyi çocuktur. Ben bulurum aranızı yavrum ha. Razı etmeye çalışırım babanı. Sade mi? Deli olurum. Ne olur gamsız baba, bizi ayırmasın babam. Ölürüm olsun. Kimselere varamam. Dedeye söz verdim diyor. Beni o zenginliğe vermek istiyor. Ölürüm de varmam. Bizi kurtar ne olur. Yardım da diyor ki sensiz yaşayamam. Hiç üzülme, bu can uğruna fedadır. Dünyada senin için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
Onun için sen gönlünü ferah tut yavrum. Hadi şimdi konuşma kal. Ben şu suyu şuraya bırakıvereyim. Haber yazı Kevser. Haberler çok güzel haydar. Kevser aydın olsun. Bahçesini bol alırım ha. Bol bahçesi ya. Tabii. Bahçesi. Al bunu. Yok. Öptük be. Ben senin menfaatini... Ya beni kandırır evlenmezse? Dünyanın en mert delikanlısına olur mu bunlar? Olur mu be kızım? Kim var orada? Bir iki demem mıhlarım alimallah. Kış be kör şeytana. Yabancının ne haddini abi? Bizi mi gözlüyordun bana buyur. Hiç yaparım o terbiyesizliği abi. Allah saadetinizi arttırsın. Dünya sıkta kocayım. Düğün... Düğün ne vakit? 50 kulağında para buyur. Bu kız çok akıllı. Benimle evlenecek, mesut olacağız. İyi idare ettin mi Haydar abi? Bir tanesini dedik ya, esas idareni, asıl hünerini, yayla güzeli Hülayşi'ye göster. Tamam. Bu kızlar satar ya. İş icabı davranıyorum bunlara. Ama Hülayşi'ye canım kurban palavuyuz. Göster kendine bakayım. Tamam dedik bey. Palavuyuz tamam dedi mi Haydar bey? Oy tamamdır. Tamam. Thank you.
yapmadı mı? Ne var lan? Lan deme lan. Onlar şey diyorlar. Ne diyorlar? Sen ne diyorsun? Evet. Şey, öperim öperim ama. Aman hep de lafını eder durun. Nişan mı edeceksin, nikah mı? O ne kadar süre gelecek? Önce seni aşık edeyim ve ondan sonra bak böyle öpeceğim şimdi. Öpeyim değil mi? Hadi öpsene be. Öpersem sakın bayılma. Ana! Ne oldu beni oğlan? Ya öldüseyim de, hem de! Bağırma kız! Ölmedik daha, hayatını kör müsün? Hay Allah kahretsin, ödümü kopardı, kör olasın ya. Al, hay vurma, vurma! Yok, yok, beni öper bayılır. Hadi beni sağlıyorum, gel! Allah'ın cezaları! Hangi cehenneme gitti gene? Nerede bu kız? Bu şunu bana. Dur efendim, saatin geç biraz. Nerede? Nerede? Nerede gene çobana gittiyse gösteririm ben onlara. İki cenaze çıkacak bu sahil göğünden. Tam iki cenaze. Sen ağzımdan gel alsan cehennemin cezası. Dur ağam kızma. Ben şimdi gider fırını kabuğunda olsa bunu götürürüm cilası. Konuş gel oğlan çabuk konuş. Hayır söyleyeyim. Şimdi şey. Canım bey, gülüm bey. Yeter ki gönüller sağda olsun bey. Canım bey biliyorum gönüller. Allah cezanı vermesin. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Birbirini yürekten sevenlerin en büyük yardımcısı Allah. Allah'ım her murada erdirir Ademoğlunu. Erdirir ama sabır lazım, azim lazım, azim. O kadar azimliyim ki Gamsız Baba. Bize ancak ölüm ayır. Vay anam! Oldu mu ya bu şimdi? Sizi ölüm ayıramaz ama ben ayrıcıyım. Ne o, babam mı gönderdi seni yoksa beni ola? Fırın bacası gibi olup olup alev fışkırıyor ağzından. Tam iki cenaze çıkacak bu kasabadan diye ter ter düşünüyor. Ben gideyim. Elbette. Tabii bana gideceğim. Bakın. Sakın Murat'ın yanındaydı demeyesin. Ha? Demez olur muyum? Tabii diyeceğim. Ne diyeceksin? Yanındaydı da yok onu verdi diyeceğim. Öyle bir de. Yok yok. Yok şaka. Ölme değil bir şaka. Sen kendi elini öp maskara. Gelirsin sen be. Gelirsin ben. Gelirsin. Bu kalp beni ıslah etmez, götürür. Bir tek sana güveniyorum Murat. Ben ölürsem Gülay Şen'i anası gibi olmaktan sen kurtaracaksın. Ne olur namusuyla yaşasın. O günleri hatırladıkça işte böyle tıkanıp gebereceğim diye korkuyorum. Allah etmeye Gamsız Baba. Ne mesutluk halbuki Gülay Şen 4 yaşındaydı. Ablası da sağdı o zaman. Ah o melun hastalık. Büyük kızımı nasıl elimden almıştı, nasıl? Zatürreye yakalanmış meğer yavrucak. Durmadan koşar, kan ter içinde kalırdı. Ne bilelim, nasıl anlayalım ki bu koşmalar, terlemeler yavrumuzu her an ölümü sürüklermiş. Allah'ın yazısı, kader. Genç, ihtiyar, çocuk tanır mı? Zalim böyle istemesin yok. Alır, götürür. Aradan 6 ay geçmeden saadetim yıkıldı. Bana sımsıkı sarıldığını sandığım karım, meğer ben seyahatteyken evine sosunu alır. Mesut bir
gibi yavrusuna, onu delice seven kocasına ihale edermiş. Ama ne düşünüyorsun? Kötülük bizden ermeyin. Yakaladım suç üstü. Doğrumu kaybettim. Onu boğdum. Benim halde karımı boğdum. Bana acımazsan, yavruma acı demişti. İşte onun için sana yalvarıyorum Murat. Yavruma acı. Ayşe. Gül Ayşe. Gül Ayşe, dinle beni. Bir çobandan senin gibi bey kızına koca olur mu? Babanın istediği kendisi gibi bir bey Gül Ayşe. Adam yaşlı ama para babası. Altın babası. Ben Murat'ımdan başkasıyla iki cihan bir araya gelse evlenmem. İşte sana gelir. Kaçarım daha olmazsa. Kaçar mısın? O çulsuza, o çobana. Vay senin aklına. Gözün aydın. Babamı razı etsin. Beni sana vereceğim. Gelecek ha? Ne kadar iyi. Gülay senin babası razı değil. Yazık Gülcan'a. Murat, babam kararlı. Beni Mahmut Bey'i %100 vereceğim. Nasıl verin? Babanı da Mahmut Bey'i de gebertiyorsun sen. Beni zillar elini kana bulanıyor. Ya ne diyeyim? Bitir beni Murat'ım, kaçın. Kaçın. Öyle. Başka çaresi var mı bunun? Ama cezası var. Kız kaçıranı deliye tutarlar. Ben kaçtım dedim. Senin yaşın 19 Murat. Peki. Tamam. Şeyde bulsun. Kara Mehmetlerin harmanında. Saat kaçtı? Akşam ezanından hemen sonra. Ya. Böyle ha? Demek böyle söyledi. Duydun değil mi Demek? Demek ki... Demek böyle söyledi ha. İyi sen açsın da görelim bakalım. Aksine mi düşmüş? Kerkene zaptı kulunuz niyet etmesin bir kere yoksa. Benim elimden kuş uçmaz kuş. Şu gençlerin nesine heves eder bu kızlar bir türlü akıl erdiremedim. Cepte metelik yok. Evde ocak tam takır kuru bakır. Ulan ben o çoban gibi 50 tane adam çalıştırırım yarımlara. Gel de sen bunu bizim beyinsiz kıza anlatamaz ki. Ama ahdim olsun, şu andan itibaren kızı mahsus serbest bırakacağım. Ha ki karar kılıp kaçmaya bir niyet etsinler. Niyet etsinler hele bir. O zaman sen söyleme gümbürtüyü. Söyleme gümbürtüyü bak. Hadi. Sabırlı ol. Hele hava kararsın birazdan. Ne olur ne olmaz malum ya. Su uyur düşman uyumaz derler. Sen hiç merak etme. Kimsenin haberi yok. Hadi kaçır beni Murat'ım. Atla atla. Al beni atın karşısına. O diyar senin, bu diyar benim. Öyle uzaklara gidelim ki. Kimseler bir daha bizi bulamaz. Hı? Göreceksin ne mutlu olacağız Murat. Babamın bile bizi bulamayacağı çok uzak diyarlara gideceğiz. Orada seninle evleneceğiz. Varsın evimiz, eşyamız, paramız bile olmasın. İkimiz de genç. Çalışır kazanırız. Bir kulübe gittin mi Kur'an Bey? Ne güzel değil mi? Bizim bir yuvamız olacak. Topaç gibi yavrularımız olacak.
Ah Murat'ım, o kadar mutlu, o kadar tatlı bir ömür süreceğiz ki. Hadi Murat'ım, gidelim hadi. Ne diyorsun, benden mi korkuyorsun? Ne korkacağım, ben Allah'tan başka hiçbir kuvvetten korkmam. Ama için bir tuhaf var. Ama ki. Bilal'dan dönenin kaşığı kırılsın. Hadi. Çobanı eşek sudan gelinceye kadar dövün. Saka dedim bir tarafını. Kızına babasına götürün. Öyle bir yağmur geliyor ki. Bağlayın şu sütü ağaca. Sımsıkı bağlayın. Yeşil yağmur yüzlerine kadar bakalım ya çıldırır ya da geberir gider. Babam Murat'ta sizlere ömür desene, evet. Bu ayazda Kestelli Dağı'nın öldürücü soğuğunda ağaca sımsıkı bağlı saatlerce yağmur altında kalacak, sonra da iflah olacak da. Olacak şey mi bu yani? Dağda kalsa bir daha Gülaş'a el atmaya gücü yetmeyecek. Korkacak da korkacak. Hadi. Gidelim. Vah benim talihsiz Murat'ım. Kötüler galip geldiler ha. Yok 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 yok. Tanrı'dan hiçbir zaman ümidini kesmesen. Doğruların yardımcısı Allah. Büyük Allah. Bir daha kızınıza şöyle gözünün ucuyla dönüp bakmaya cesareti kaldıysa evet. Nah ben şu bıyıkları kökünden kazıtırım bey. Kökünden. Artık kapı koyvereceğim kızı. Bugüne kadar hiç görmediği serbestle hürriyete kavuşturacağım ya. Eğer kıpırdamaya başlarsa dizginleri dibine kadar kasıveririz. Tamam tamam. Bizim bey bu saçları değirmende ağartmamış. Allah ona kafa vermiş. Hadi be sulu. Thank you.
Yemin ettim, ölüm bile olsa çobana bu kızı vermeyeceğim. Verme tabii. Bana vaktiyle sopa atmıştı o. Ona verme de kime istersen ver. Bakalım, onları birbirinden ayırmak için bir çare buldum aklım doğru. De hele. Eğer kızı çobandan hiç bir ayırmazsam, güzel, hele şu işi bir başarayım da. Başarırsın. Sen isteği olsa, şeytana bile kulağı ters giydirirsin sen. Ben seni bilmez miyim Gizo? Sen nefes bassın. Ah ulan Gizo. Hele şu işi bir kıvırıver. Oldu. Kolay gele gözümün bebeği. Ne yollayayım ben? İçine burnumu sokmayayım diyorum ama olmaz ki. Batmışsın bir batağa, çırpın gitse bile gidiyorsun. Öyle bir boğuluş boğulacaksın ki. Sen mahvolunca amcan sevinecek mi yani? Rahmetli babanla asker arkadaşıydı. Bakma, kızın babasına kalsa karım arasına ama asıl canım ciğerim sensin benim. Bu kız sana yaramaz Murat. Sen ne diyorsam ona bak. Bir fahişenin kızından karı olmaz. Onun anasını şu gamsız var ya gamsız. Niye boğmuş biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım Murat Efendi. Madem biliyorsun da neden ya öyle adil bir kadının kızı? Anası adil olabilir. Ama bunda kızın suçu ne? Bak söylediği lafa bak. Kızının suçu neymiş? Başına mı demişler anasına bak kızını al diye?
Sadık emmi, Sadık emmi. Büyümsün. Büyüklere hakaret yaraşmaz ama bu kaçıncıdır ileri gidiyorsun. Biraz daha Gül Ayşe'mi kötüleyecek olursan kalbini kırarım, bilmiş ol. Demek böyle ha. Evet böyle. Sus be. Ha, sen sus. Ne fırıcıyorsun öyle pis pis halde gibi? Ağzının payını aldın değil mi? Ona Murat demişler. Küçüldüğünü yalamaz, anladın mı? Bana bak, bir tane vurursan beynini delerim ha. Ayşe'yi gördün mü buralarda? Hele otur, otur. Yat gücüne. Sen yat önce. Bu sabah bıraktım. Yemin ettirdi kızım bana. Hangi kızım? Kaç kızım var benim muradım. Sus duymasın. Ondan bile gizliyorum öz babası olduğumu. Bir sana açtım yüreğimi, biliyorsun. Burada mı yoksa? Deniz tamamında mı? Oo, sana bile namahrem şimdilik. Hoş denizde gizli mi yüzüyor şimdiki kızlar? Gel ve lakin benim Gül Ayşem utangaçtır. İlişme,
Ağustos sıcağı kavurdu kızcağızı. Bir ferahlıyım gamsız baba dedi. Ferahla kızım dedim. Bak Murat, evlenmek hüner değil. Mesut etmek lazım kadın kızını. Edemedin mi? Ne facialar doğuyor bilir misin? İşte misali. Ne severdim anasını. Ne olurdu o da beni sevsin. Yuvasıyla yavrusunu düşünseydi ne olur. Azıcık daha sabretseydi zengin oluyor. Etme, sabretme. Genç kadınım ben dedi, bana şur kalana giderim dedi, gitti, terk etti yuvasını. Beni de katil etti. O mezara, ben de zindana gir. Yavru saadeti tatmak, el kapılarımda süründü bir tanem, el kapılarımda. Ben senin yerinde olsam bu kadar yanmam. Açarım hakikatleri, ben senin babanım kızım der taraflarım. Ne dersin Murat, anneni ben boğdum. Bunca yıl bir katil diye hapislerde çürür. Sen bir katil kızısın nasıl derim? Ölünceye kadar dilim varmaz onu böyle damgalamaya. O gene o aksi yörük değil mi babası? Bil sinema ortada korkunç bir haksızlık dönüyor. Öz babası şurada, yanı başımızda sapasağlamken herif benim öz babası kızı dilediğime veririm diyor. Ortada biz yanıyoruz. Birbirini seven iki talihsiz. Doğru, haklısın yavrum. Gül Ayşem seninle mutlu olur. Allah'ın birliğine inandığım kadar inanıyorum buna ben. Kızım sana eş oldukça anası gibi kara damga vurmaz kocasının alnına. Dinim gibi, imanım gibi biliyorum ben. Gel ve lakin ne yap, ne etsek bilmem ki. Et bir şeyler gamsız baba. Et ki bu ıstırap sona etsin. Kızım dinle, seni Murat'a vermesi için babana söz getirecek ki bir tek insan varsa o da amcandır. Gülayşe, kaçma benden. Sözlerime önem verir, beni harcı harbine dinlersen Murat'la evlenirsin. Ama gene de sen bilir. Hadi bana müsaade. Değil ya amca. Eğer sahiden babamı tanıyorsanız, ona söz getirecek bilirsiniz. Allah rızası için yerinizi yazınızı söyleyeyim. Bak kızım, ben bu dünyaya sırf iyilik yapmak için gelmiş bir Allah adamıyım. Tepedeki söz benim. Karar verdim, seni kurtaracağım. Bu akşam babanı köşke davet etsin. Sen hiç meseleyi çıtlatmadan hava kararın kararmaz gel. Gelirsen Murat senindir. Gelmediğin takdirde de büyük bir fırsatı ilelebet kaçırdın demek. Hiç tepedeki değil mi? Başka köşk yok ki tepede. Bak kızım, gelmezsen babana beni rezil edersin. Evlenme için kökten bozulur sonra. Yok yok değilim. Bunu duysanız bir şeyden korkmam. Elini bile bir alırım da. Sen bilirsin. Sakın kimseye sır verme. Sır veriyorum, kimse bilmeyecek. İsim bozulur. Bozdurma. Sen biliyorsun.
Dediğimi aynen yap. Hay, ha. Niye zahmet ettin Haydar'cığım? Hele bir başaralım. Paraya doyurmazsam seni o biçim olayım yani. Benim sana canım feda. Göreyim seni sen. Buyurun çıkalım birini mi aradınız? Haberiniz yok demek. Bir amca çağırmıştı da. Aa, evet evet hatırladım. Siz bir ayşe olacaksınız. Siz o amcanın kızısınız canım. Nasıl da bildiniz? Babanız içeride mi? Sizin babanız da burada. Buyurun. Burada demiştiniz. Şey ne oldu? Tamam mı? Sizin işle. Tamam. Birkaç güne kadar da evleniyorsunuz. Birkaç güne kadar ha? Ah oh, onu tanrım. Babamıza nasıl teşekkür edeyim bilmem ki. Yukarı buyurun. Babam nerede? Yukarıda mı? Benim babam yukarıda. Benimki nerede? O da yukarıda. Ne yukarıdası? Buradayım, burada. Sen iki yıldır haldesin. Bana sabah kurdunu. Gömerse kimsiniz?
Yavrum, evladım benim, Gülayken. Allah'ım var ya! Allah'ım var ya! Allah'ım var ya! O benim öz kızım, öz kızım, evladım benim o. Nasıl? Sen hep aynı ateş yanıyordun. Sen hep babam sevmiyor. Baba! Yavrum canım, bir tanecik kızım benim. Bir tanecik yavrum, Gülayşe yavrum. Son nefesim çıkmadan kızıma el sürdüm yiğit. Yavrumun uğruna bu canım bin defa feda olsun. Katil, bana bu ona dokunma. Yavrum, evladım, Gülayken. Buldu Allah, Allah cezasını verdi. Çok acele nakli lazım. Kan kaybından gidebilir. Takviye şart. Babasını kurtarmalıyız.
Doktor bey, size nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Biraz da iyileştirdiniz kızım. Elinizi öptüm. Estağfurullah, rica ederim. Sağ olun. Kurtuluyorsun ne fayda? Babacığımı deniz parmaklıkları ardına koyacaklar. O siz nasıl yiyorsunuz ya? Tatlısın kızım. O senin öz babandı. Bu adam sizi görmek istiyor. Baba! Babacığım! Canım babacığım! Babacığım! Seni benden ayıracaklar. Kalkın diye kere çabuk götürecekler ölümü. Ne kadar şu anlığı yazısı babacığım. Hiç zarar yok. Tek sen mesut ol yavrum. Yıllar yılı bu mutlu günleri hayal ettim. Allah'a şükürler olsun ki alnında kara leke yok artık. Namus uğruna gözünü kırpmadan ölüme atılan benim pırlanta yavrum. Anneni kurtaramadım ama seni kurtardım kızım. Hadi artık ayrılık saati geldi. Gel öpeyim güzel kızım. Seni de öpeyim sevgili damadım. Kızım önce onu büyüten bu iyi insana, sonra da sana emanet Murat. Ben vazifemi yaptım Gamze. Allah rızası için. Sizin mutlu olduğunuzu duymak beni de mutlu kılacaktır. Dertlerimi unutacağım parmaklıklar arasında. Allah Allah yardımcın olsun Gamze. Sonra mutfayet ol. Hastını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Baba! Babacığım! Götür beni ne olur. Allah helal olsun. Baba! Baba! Ayşe! Tanrı sizleri korusun. Bahtından gül inşallah, gül Ayşe, yavrum.